أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستو يا سيدي يا سلطان الأولياء، مدد يا مولانا محمد على الحق الميت. وأتم الحج والعمرة لله. الله سبحانه وتعالى Kabe-i Muazzama'yı birkaç kere inşa ettirdi. Önce meleklere inşa ettirdi. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a inşa ettirdi. Ondan sonra geldi İbrahim Aleyhisselam'a inşa ettirdi. Ondan sonra da yıkıldı. Tekrar inşa edildi de Adem Aleyhisselam inşa ederken, inşallah biz gireceğiz, göreceğiz, nasip olacak. Siz de gidersiniz inşallah yakın zamanda. O bayağı yüksektir. İnsanın boyu yetmez oraya. O, subhanallah, bizim insanımız inşaat işçiliğini çok şey görür ama, ne derler, alçak görür ama. Gerçi biraz da bizim inşaatçıların suçu da var bu konuda. Çünkü çok ağızlarını muhafaza eden insanlar değiller. Ondan da kaynaklanıyor biraz. Ama asıl itibariyle Kabe'yi bina eden İbrahim Aleyhisselam diyor. İnşaatçılık peygamber mesleğidir. Ve aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescidini bütün sahabisiyle birlikte inşa ettiler. Zaten bütün şeyh efendilerimiz de kendi dergahlarının mutlaka inşaatında çalışmıştır. Yani onun için İnşaatçılık güzel bir meslektir, sanattır ama işte dediğimiz gibi hani alçak görülmesi biraz da inşaatçıların hatası oldu. İşte o İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina ederken tabii şey İsmail Aleyhisselam taşıyor, babası ölüyor, o taşıyor, babası ölüyor. Tabii ki bir yere geldiler, artık boy yetmiyor oradan oraya. Allah-u Teala emretti bir taşa, asansör görevi gördü onlara. Yukarı çıktı, taş aşağı indi, yukarı çıktı, aşağı indi. Kabe-i Muazzama'yı bina ettiler. Ondan sonra o emri yerine getirdikten sonra Allah-u Teala ne buyurdu? وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanları davet et, çağır, gelsinler. Nasıl çağıracak? He? Bir tepenin üzerine çıktı. Allah-u Teala'nın emrini söyledi. Dedi ki gelin hacca. Yürüyerek, binekle nasıl gelebiliyorsanız gelin. Kitaplarımızda der ki o gün o sesi babalarının belinde olan o çocuklar bile işitmiştir. Allah'ın izniyle. Gelin dediği zaman geleceğiz diye ses vermişlerdir. Bütün gelecek olanlar Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Ve o geleceğiz diyenlere kaç kere geleceğiz dedilerse o kadar da nasip olacaktır. Hacca gitmek inşallah. Fakat bu bir mana perdesinin ardından bize gözükendir. Bunu anlattığımız zaman cahil insan anlamadığı için yanlış tarafa gider. Öyle değil. Sen bütün sebepleri zorlarsın, ondan sonra Allah'a bırakırsın Celle Celaluhu. Ben elimden geleni yaptım dersin. Bugünün insanı ne yapıyor? Bugünün insanı arabaya biniyor benzin koymadan gitmiyor diyor. Takdir böyleymiş. Ya bu arabaya benzin koyacaksın, bunun üslubu var. Benzinini koy, yağını koy, bütün kontrollerini yaptır. Ondan sonra gitmiyorsa takdir dersin. Sen kendi vazifeni yapmadan Allah'ın takdiriyle nispet edersen suçlu olursun bu sefer. Allah'ın takdiriyle sığınmak, sarılmak böyle olmaz. Vazifeni yaparsın, görevini yaparsın, ondan sonra tamamdır. Adam mesela ne yapıyor? Bütün hazırlığını yapıyor, hacca yazılıyor. O sene çıkmıyor. Ne yapsın? Adamın yapacağı bir şey yok artık. O bütün şeyini yapmış, yapabileceklerini yani. Bunun gibi. İşte her şey Allah'ın takdiridir Celle Celaluhu. Ama sen yanlış seçimler yapıyorsan
onu takdire nispet ediyorsan bu senin hatandır. Sana arabayla giderken o patika yola girme dediler. O patika yola girersen kenarı uçurum da düşebilirsin. Aşağı düştün oradan kaydı tekerin. Allah'ın takdiri. Sana girme dediler mübarek insan. Düz yol vardı, doğru yol vardı. Oradan git. Yok ben istemem, o uçurumun kenarını ister. Aşağı uçarsan o zaman seçimi sen yaptın yani. Onun için Allah'ın takdirine sığınma konusu bütün vazifeni yaptıktan sonradır. Sen vazifelerini yaparsın, ondan sonra ya Rabbi sana sığındım dersin. Sen hatalı yollara girip de Allah'ın rızasının peşinde koşmayıp da ondan sonra başın bir duvara vurduğu zaman takdir böyleymiş diyorsan, hani Musa Aleyhisselam'ın meselesi gibi önümüze çıkar. Ne dedi Musa Aleyhisselam Allahu Teala Celle Celaluhu? Abdestsizken başına bir şey gelirse kimseyi tenkit etme dedi, ben kendinden başka. Kendinden başka kimseye kızma, suç bulma. Abdestsizken başına bir şey gelirse. İnsan da öyle işte. Hayırsız işler başına geliyorsa, hayırsız bir yola girdin mi girmedin mi oraya bir bak bakalım. Girdiysen kimseyi tenkit etme. Sen girdin o yola şimdi. Şimdi önümüzde böyle bir emir var. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hacca gidin. Değil mi? Zaten İslam'ın 5 şartından biridir. Hac. Gücün varsa gideceksin. Değil mi? Ümre sünnettir. Ona da git. Tabii ki sünnet neticesinde. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugün insanımız ne oldu? Bu kadar kutlu ve bu kadar mübarek bir emir olduğu halde adam ne diyor? Hacca gidip diyor, Araplarımı zengin edeceğim. Aynen kelime bu. Hacca gidip Araplarımı zengin edeceğim. Ümreye gidip Araplarımı zengin edeceğim. Yahu Subhanallahil Azim, gerçekten insanlar bugün hayasını kaybetti. Allah'a karşı olan edebini, Resul-i Ekrem'e karşı olan edebini, haya hissini kaybettiler. Ağzından ne çıktığına hiç dikkat etmez bir haldeler. Bu söz söylenir mi? Arap kimdir ya? Resulullah'ın ırkıdır Arap. Bir kere Efendimiz o ırktan çıktı diye hürmet etmek lazım. Adamlar yanlıştır şunu, bunlar tamam, yanlışını biz kabul etmiyoruz kimsenin. Türk de olsa Türk'ün de yanlışını kabul etmiyoruz. Yanlış yanlıştır. Onu kimse kabul etmez. Ama Efendimiz o bölgede doğdu. Onun için Arap'ı sevmek imandandır derler. Güzeldir yani. Resul-i Ekrem oradan doğdu. Ayrıyetten Müslüman adam. Bizim dindaşımız öyle değil mi? Sen Arap'a kızıyorsun. Neden? Neden kızıyorsun? Çünkü sen onun kadar zengin olamadın diye kızıyorsun. Asıl mesele bu. Tamam, hasetliğinden yani. Peki sen ne marka cep telefonu kullanıyorsun? Ne marka? Amerikan marka. Japon, Kore markalı bir telefon kullan. Niye Türk malı kullanmıyorsun? Niye kullanmıyorsun? Hiç kimse diyor mu? Gidip Amerikan malı bir telefonu alırken Amerika'yı zengin mi edeceğim canım? Kimse sormaz. Araba kullanıyorsun. Ne marka? Söyle bakalım. Alman. Japon. Sordun mu? Söylüyor musun ona binerken hiç? Ben nasıl Alman arabasına binerim? Alman'ı zengin mi edeceğim? Alman'la ne dostluğun, ne akrabalığın var senin? İnsanımız bu kadar edepsiz oldu maalesef. Bu kadar hayasız oldu maalesef. Aldığı temizlik malzemelerinin hepsi Yahudi malıdır. Yahudinin inancı nedir biliyor musun? Yahudi olmayanlar bizim tarlamızdaki ağaç gibidir. Onları kullanmak için, bizim kullanmamız için Allah yaratmıştır diyor. Üstün Yahudi ırkının. Adamın anlayışı bu. Seni ağaç görüyor. Seni sağdığı haşa minel huzur ineği görüyor yani. İneği nasıl sağıyorum ben süt almak için. Bu da onun gibi bir varlık, bana benim işime yaramak için diyor yani. Sen de gidip sanki özellikle seçiyormuş gibi bütün temizlik malzemelerini, makyaj malzemelerinin hepsi Yahudi malıdır. Hiçbiri sormaz, hiçbiri söylemez. Yahu Yahudi mi zengin edeceğim? Ama hac çıktı mı önüne, ümre çıktı mı, ya Araplarımı zengin edeceksin. Terbiyesizliğin
bu kadarı işte çıktı bu zamanda. Bu kadar. Ya Arap zengin oluyorsa zengin olsun. Kafir midir Arap? Müslümandır Arap ya. Ya parayı alıyorlar da nereye harcıyorlar? E sen nereye harcıyorsun? Adam Müslüman. Namazını kılıyor. Hatalarını kabul etmiyoruz. Doğrudur. Ama Yahudi'den iyidir. Alman'dan iyidir. Avrupalı'dan iyidir. Bizim açımızdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyudur. Irkıdır yani. E daha ne o zaman? Arap'ı zengin etme, Amerikalı'yı zengin et. Neden? Gelsin tepene binsin diye. Arap'ı zenme, Rus'u zengin et. Gelsin tepene binsin. Çanakkale'de tepemize binenler Arap mıydı? Tepemize binmek isteyen daha doğrusu. Şanlı ecdat tokadı geçirdi yine. Son anında bile bir tokat geçirdi onlar ama Arap mıydı onlar? Hiç düşünmez bu insanımız. Hayasız bir hayat aldı, edepsiz. Bu dilden ne çıkıyor bunu düşüneceksin. Düşünüp konuşacaksın. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyeskut. Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayırla konuşsun ya sussun. Bu konuştukların hepsi aleyhine delil olarak kullanılacak. Adamı tutuklayınca öyle diyorlar ya. Konuştukların hepsi aleyhine delil olacak. Aynen öyle. Burada o sivri sivri konuşuyorsun sen hiç düşünmeden Allah'ın dinine uyar mı bu uymaz mı? Hadis-i şerifte yine var. İnsanoğlu ağzından çıkan kelimenin ona bir zarar vermeyeceğini zannediyor ama o ağzından çıkan kelimeler yolunda cehennemlik olur gider diyor. Cehennemlik olur gider maazallah. Konuşuyorsun. Neye konuşuyorsun? Göklerin Rabbine hiç uymayan, yakışmayan kelimeleri burada sarf ediyorsun. Allah hacca gidin diyor, sen gitmeyin diyorsun millete yahu. Resmen ayetin tersine çalışıyor adam. Haya olmadı mı işte böyle olur. Onun için Efendimiz ne buyurdu? Bismillahirrahmanirrahim. İnne mimma adrakan nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tastahi fasna' ma şi't. İnsanların daha önceki peygamberlerin söylemiş olduğu sözlerden idrak etmiş oldukları bir şey vardır. Bir anlayış, bir söz vardır. Nedir o? Utanmıyorsan dilediğini yap. Haya yoksa sende, edep yoksa, utanma yoksa sen ne yaparsan yap boş diyor yani. Hepsi boş. Edebin yok, hayan yok, utanman yok. İnsanlığın gitmiştir senin diyor. İmanın da değeri kalmamıştır diyor. Sen yalan da söylersin, arsızlık da yaparsın, edepsiz her şeyi yaparsın sen. Hayanı olmadığı zaman senin. Bu şekilde konuşuyorsa adam, o adam da her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Saptırır, yanlış anlatır, döndürür, dolaştırır. Yalan söyler, utanmadan her şeyi yapar. Şimdi bakıyorum, Kıbrıs'tan dönüyorum havalimanında. Veda ediyorlar. Kız, çocuk kızı dudağından öptü. Kız mı onu öpüyor artık? Kızlar da öpüyor. Çocuk öpmedi, belki de kız öptü. Erkekler daha terbiyeli. Gerçekten daha terbiyeli. Dudağından öptü. Ne öpüşü bu? Yarım saat şey. Veda öpücüğü bu. Tamam. Ya bu ne hayasızlık dediğin zaman ne diyor insanlar? Ya seviyorlar birbirlerini. Seviyorlar. Öpsün ne olacak? Peki bunun ölçüsü nedir? Soralım. Seviyorsa her şeyi yapabilir mi orta yerde? Kucağına da otursun o zaman. Ki oturuyorlar da var. Oturan da var. Kucağına oturan da var. Ne diyelim? Seviyorlar birbirlerini. Biraz sonra çocuk da yapacaklar orada. Çocuk dertleri değil de yani. Ya o kadar da değil. Niye ya? Seviyorlar birbirlerini. Senin dediğinle yola çıkıyorsak her şeyi yapsınlar o zaman. Seviyorlar birbirlerini. Senin dedenle ninen birbirini sevmiyorlar mıydı? Niye orta yerde öpüşmedi onlar hiç? Onlar
onların imanı vardı. Birisini sevmek için kendileri diyorlar, biliyor musun bunu? Diyorlar ki, yahu dışarıda olunca daha çok öpmek istiyorum. Daha çok öpmek istiyor diyorlar. Daha çok sarılmak istiyorum. Kucağına daha çok oturmak istiyorum. Anla işte be mübarek insan. Şeytan fısıldıyor sana bunları. Şeytan fısıldıyor sana bunları. Anla burasını. Öpüşecek, koklaşacak, bilmem ne yapacak. Ondan sonra sorduğun zaman en terbiyeli o. Ben hiçbir şey namusuma... Şimdi Adapazarı muhafazakar bir yerdir. Bir sokağa giriyorum arabayla. Orada bir kıza birisi sarılmış. Öteki sokağa giriyorum. Orada bir tane birisi sarılmış. Yahu artık midem bulandı yani. Dedim bu ne iştir ya? Adam bir kızla evlenmeye gidecek. 30 tane adam koklamış onu, sarılmış ona, öpmüş onu yahu. Ne hale geldik, ne zamana geldik? Yahu ne olacak? Seviyorduk birbirimizi. Yine aynı laflar. Peki Osmanlı torunu böyle namuslu bir adam seni geldi istemeye. Sen de çok beğendin. Yakışıklı. Parası da var. Araba son model. Tamam mı? Şimdi yakışıklılık o kadar önemli değil. Araba son model. Ondan sonra evi var. Oh, harika. Geldi seni istedi. Ayşe ben sana talibim. Veyahut da Selma. Neyse adın. Ondan sonra çok iyi. 4 yaş oldu şimdi. Peki bir şey soracağım sana. Sor. Ben kıskanç bir adamım. Bütün malımı, mülkümü senin ayağına sereceğim ama benden önce kimseyle bir münasebetin olmamış olması lazım. Yoksa ben bunu kaldıramam. O zaman hemen ben kimseyle bir ilişkim olmadı. Kimseyle hiçbir şey yapmadım. Söylemiyor hiçbirisini. Ya madem bu koklaşmak çok normal bir şey. Sana niye bunu yaptığın zaman sokağın ortasında sarılıyorsun, senin o çok sevdiğin adam senin belini tutuyor, başka yerinde. Adam zaten bırakmıyorsun ki evli diye bir şey. Adam her şeyi yapıyor zaten. Ondan sonra ne diyor? Ya evlensem ne olacak? Ben zaten yapacağımı yaptım diyor. Başka bir tane bulayım diyor adam. Yapmadığım bir tane olsun. Tatmadığım bir tane olsun diyor yani. Şimdi bunları çok normal diyorsunuz ya sizin düzeninizde. Size sorulduğu zaman bizden önce senin böyle bir münasebetin olduğu mu, olmadı mı? O zaman niye utanıyorsun da söylemiyorsun? Söyle. Ben 30 tane erkekle çıktım. Hepsi beni kokladı. Yarısının kucağına oturdum. Tövbe tövbe estağfurullah. Madem normal, madem sevince oluyor, söyle bakalım. Söyleyemez. Demek ki bunlar doğru değil. Kendini kandırma. Bu hayasız iş. Bu arsız iş. Bu namusa aykırı bir iş. Evinde temiz temiz oturacaksın. Şeytana kapı açmayacaksın. Ondan sonra yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Olacak. Bugün radyoda dinliyorum. Adam şöyle söylüyor. Kadını evde oturan, çocuk doğuran ve de onu da ileride götürür lafı. Kuluçkaya yatmış gibi gören o zihniyetten tiksiniyorum diyor. Tiksiniyorum. Yahu İslam'ın zihniyeti bu değildir. Bu sizin çarpıttığınız anlatma tarzı. Ben de söylüyorum. Kadına piliç diyen, ondan sonra istediği gibi 30 tane kadının üzerinden geçen, tamam mı? Hanım değil de metres durumuna durmadan düşüren, yani tabiri caizse her kadını fahişe gören sizin zihniyetinden de biz tiksiniyoruz. Göklerin iradesine uymayan her ahlakınızdan tiksiniyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem'in öğrettiğinden dışarı ne kadar çıkarsan insanlıktan o kadar uzaklaşırsın ki uzaklaştınız da. Kabul etmiyorsunuz ama bu böyle yani. Bu böyle. Seviyorum, 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 seviyorum. Ne oldu? Seviyormuş, orta yerde elini tutarmış. Seviyormuş, sarılırmış. Bizim dedelerimiz sevdiler, orta yerde tutmadılar.
Ama onlar sevdiklerinden de ayrılmadılar. Siz bu hafta Ahmet'i seviyorsun, sarılıyorsun, kucağına oturuyorsun. Öteki hafta Mehmet'i seviyorsun. Öteki hafta başka, öteki hafta başka. Sizin sevginiz bu. Netice nedir yani? Siz kabul etmeseniz de şeytanın kölesisiniz. Ha, bu kölelikten kurtuluş yok mu? Var tabii ki. Var tabii ki. İdrak et yanlışı, yanlışı yanlış kabul et. Ondan sonra dön Rabbine, kapı sana ardına kadar açık. Kimseye o kapı kapalı değil. Gir yola ama doğruyu kabul et. Yola giriyor. Yola giriyor, hala dönüp baktığı zaman yolda öpüşen birilerine aşıklar ne güzel. Olmadı. Allah'ın nizamı bu değil. Evinde öpsün, niye öpmüyor karısını? Niye parkta öpüyor? Çünkü şeytan ona fısıldıyor. Öp burada, herkes görsün. Yahu yarın senin çocuğun olacak. Sen çocuğunla parka gideceksin. Birisi orada öpecek onu. Ne anlatacaksın çocuğuna? Biraz burasını da düşünsene. Bu hayanın, bu namusun, bu ahlakın bir çizgisi var. O çizgiyi toplum koymaz. Toplum koymaz. Avrupa'da toplum koyuyorsa böyle oluyor. Avrupa'da erkek erkeğe evlenmek serbest. Haydi bakalım. Kusası geliyor insana. Ve de yeni kanun kabul edildi. Bu evlenen erkekler evlatlık çocuk da alabiliyorlar. Birisi annesi, birisi babası. Topluma göre olursa böyle olur. Allah'ın nizamına göre olursa onu kimse bozamaz. Bozamaz. Sen Allah'ın emri sana anlat. Ya o kadar da olur mu? Yok şurası olmaz, burası olmaz. Burası bana uyuyor, burası bana uymuyor. Ne kadar uymuyorsa anla, o kadar uzaksın. Ne kadar uymuyorsa o kadar eksiksin. Tam ol. O kadar eksik, o kadar Allah'ın dininden uzak, bilgisizsin, o kadar cahil, o kadar şeytanın kancaları üzerindedir. Oradan uzaktır. Bu hayasız sistem bizim sistemimiz değil. Ama bunu düzeltmek için biz uğraşacağız inşallah. Onlar da çünkü hani biz kızıyoruz ya, kızdığımız bu yanlış düşüncedir. Onlar bizim kardeşimizdir hepsi. Onları kurtarmak için uğraşacağız. Şeytan nasıl hiç yılmadan uğraşıyor saptırmaya, biz de yılmadan düzeltmeye uğraşacağız. Ama doğrudan giderek. Doğrudan giderek. O etrafta gördüğün açıkları insan bakıyor, bakma. O haramdır. Şeytandan atılan bir oktur o. Bakıyorsun hoşuna gidiyor. O giyiniş şöyle, şu böyle, vücudu böyle falan diyorsun ya. O biraz önce dediğim gibi 30 kişiden geçti o. Evdeki hanımın kıymetini bil. O tertemiz. Evinde seni bekliyor. Allah'ın da nizamına uygun, Resul-i Ekrem'inkine de uygun. Öyle sokakta gördüğün herkese göz uzatırsan kalbine bir ok gelir şeytan tarafından. Sonra sen de namussuzluğu görmezsin. Gözün kör olur. Edepsizliği görmezsin. Hayasızlığı görmezsin. Onlara hayran olan bir kalbin olur. O zaman gökler de sana haram olur. Allah'ın rızası da Celle Celaluhu. Bu sistemi tenkit edemezsin o vakit. Çünkü sen destekliyorsun bu sistemi. Açığına saçına bakarak destekliyorsun. Bakmayacaksın. Uzak tutacaksın. Ancak o şekilde basiret sahibi olur insan. Yanlışın yanlışlığının farkına varabilir. Her önüne gelen harama bakarsan o kalbin önündeki cam kararır. Karardığı zaman nasıl görecek doğruyu? Göremiyor da zaten. Göremiyor. Evet, demek ki Allah'ın bu muhkem emrini bile
O kadar şeytana tabi olmuş insanlar, İslam'ın 5 şartından biri olan hacca bile giderken Arap'ı zengin etme diyecek kadar terbiyesizleşebiliyor insan. Ve o insanlar biliyor musunuz? Antalya'ya tatile gitsen hiç sorun etmez. Yabancı bir Hilton oteli. Yabancı bir otele gidip Amerikan oteline tatile gitsen ooo böyle tatilden geldi nereden? Falanca otel. Seni. Nasıl bir otele gittin sen böyle? Ooo. Yok. Ben Türkiye'ye gitmeyeceğim bu sene. Nereye gideceksin? Bulgaristan'a gitmeyi düşünüyorum. Ooo. İşleri büyütmüşsün. Sözler aynı böyle. Nereye gideceğim? Yok bilmem yurt dışındaki bilmem ne sahillerine gideceğim. Ooo. Harika. Keşke ben de gelebilsem. Aynen. Yahu ben tatile Umre'ye gideceğim. Ya bırak Arapları zengin edeceğim. Ya gözlerini açsın bu insanlar artık. Şeytanın dilinden konuştuğunu anlasınlar artık. Kendin yapmıyorsun, bari yapana engel olma. El muslimu bismillahirrahmanirrahim. Men salimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman kimdir? Efendimiz tabirini yaptı. Kimdir Müslüman? Diğer Müslümanların dilinden ve elinden eziyet görmediği kişidir. Nasıl oluyor bu diliyle eziyet vermek? Hep aleyhine kötü konuşmak değil. Bu da bir diliyle eziyet vermektir. Doğrudan çeviriyorsun adamı. Hakka gidecek çeviriyorsun adamı. Diliyle eziyet vermektir bu da insana. Onun için Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bu şeytanın sözleri biz eğer Allah'ın yolunda sağlam gidersek, imanlı yürürsek, kalbimiz kuvvetlenecek, şeytanın sözü ya şeytan konuşamayacak karşımızda ya söylese de sesi çıkmayacak. Duyulmayacak yani. Ama sen, bizler o şeytanın bütün dediklerini yaparsak, o zaman hani neye benzer tabir caizse, hani şimdi görüyorsunuz ya, yolda gidiyor hep kızlar erkeklerin kulaklarında bir kulaklık. Neyi dinliyorsun? Kur'an-ı Kerim dinleyen çıkmaz. Ne dinliyorsun? Sohbet de çıkmıyor. Son bir tane şarkı çıktı. Harika, bayılıyorum ona. Onu dinliyorum. Gidiyorum, geliyorum, dinliyorum. Gidiyorum, geliyorum, dinliyorum. Kulaklığını takmış. Kime taktı o kulaklığı? Şeytana. Şeytan oradan üflüyor, o buradan dinliyor. Şeytan oradan üflüyor, o buradan dinliyor. Tamam, yapacağım. Her ne dediyse yapacağım. Hacca da gitmeyeceğim, Umre'ye de gitmeyeceğim. Aynen böyle. İnsanoğlu kulaklığı takmış, şeytan ne diyorsa onu yapıyor. Eğer biz tevbe etmezsek o kulaklık kulaktan düşmez. Düşmezse kulak kulaklıktan o vakit Hakk'ın sesi sana gelmez. Duymazsın. Es geçersin. Onun için tevbe edip o kulaklığı çıkartalım önce. Ondan sonra Hakk'ın sesi gelir kulağımıza. Duyarız. Kalbimize yatırırız. O vakit her şeyi zaten senin o beyaz gördüklerin bakacaksın kapkaraymış zaten. Tatlı gördüğün acıymış. Hepsinin farkına varacaksın o vakit zaten. O zaman ben cennet tarafına değil cehennem tarafına gidiyormuşum. Düz yolda değil batağa batıyormuşum. O vakit çıkayım, düz yoldan gideyim der insan. Allah Subhanahu ve Teala bize bu kadar nimetler vermiş. Biz bunların kıymetini bilmekten aciz olmuşuz. Sisteme göre değil, Kur'an'a göre yaşadık mı Müslüman oluruz? Resul-i Ekrem'e göre yaşadık mı Müslüman oluruz? İnsanların dediklerine göre olursa, dediğim gibi işte, Avrupa'da böyle, erkek erkek evleniyor, evlat da ediniyorlar. Oradakiler de diyor, olsun canım, onların seçimi. Anlatım bu, onların seçimi. Bugün biz birilerine, bu yaşantı yanlıştır dediğimiz zaman onlar da öyle diyor. Laf böyle.
Ya herkes kendinden sorumlu ya. Sen niye karışıyorsun diyor. İşte öyle olacak çünkü. Ya yakında biz de öyle olacağız. Onlar da öyle diyordu. Ya herkes kendi canına. Öyle mi seçmiş? Öyle yapsın. Ne yapalım? Ama hakkın azabı geldiği zaman ne olur? Kurunun yanında yanar yaş. Sen zaten sen kuru da şey yaş da değilsin doğrusu. Çünkü şöyle sen onların yaptığına kızman gerekiyor dine. Bir yanlışı yapmazsın. Yapanı ya elinle düzelteceksin. Devletin işidir der alimler buna. Ya dilinle düzelteceksin. İlim ehlinin işidir. Ya da kalbinle buğz edeceksin. Hiçbirini yapmadın ki. Sen şimdi yanlış yapanlara diyorsun ki onun seçimi. Adam orta yerde öpüşüyor. Bunlar birbirini seviyor diyorsun. Kızmıyorsun bile yani. Hatta bırak kızmayı, hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Yarım saat izliyorlar hocam. Doğru bak izliyordur. Resmini de çekin. Dur bir selfie yapalım. Şimdi böyle. Siz öpüşün biz selfie yapalım hadi. O derece yani. Bu nedir? Teşviktir. Bir haram işleniyorsa sen de ona razıysan sen de günahkar olursun. Allah muhafaza buyursun. Ve siz bu zamanın insanı maalesef razıdır bunlara. O günaha ortak olurlar. Çünkü Efendimiz kalbinle buğz edeceksin bunun altında iman yoktur dedi. Kalbinle buğz etmiyorsan eğer senin İmanın zayıf, eksik, hatta tükenmeye yüz tutmuş demektir. Bunun altında iman yok bu demek. Müslümanlığında çok büyük ziyan var demektir. İşte inşallah Allah'ın yolunda sağlam yürürüz de bizler de tabii yani biz şimdi bakıyorsun 5 vakit namazı, Müslüman insan, hanımı kapalı, her şey tamam. Bir açık kız çıktı mı ille bakıyor ona. Bakma kardeşim niye bakıyorsun ya? Sen bak diye o açıyor zaten. Baktığın zaman o da şeyine maksadına ermiş o. Baksana herkes bana bakıyor. Bu adam namazdan çıkmış bana bakıyor ya diyor. Şeyine, arkadaşına. Seninle dalga geçiyor. Camiden çıkmış bana bakıyor diyor. Aynen böyle. Haklı da. Sen biraz önce Allah'ın huzurundan çıktın. Dua ettin ya Rabbi benim günahlarımı mağfiret et. Kapıdan çıkar çıkmaz öteki günah önüne çıktı. Onu da yaptı. Caminin bahçesindesin daha. O seninle dalga geçiyor ya. O senden 100 kat daha aşağıda. Onun dalga geçmesi kendini kurtarmıyor da. Ama dediği doğru yani. Dediği doğru. Bizler onun için sağımızdaki, solumuzdaki yanlışlar değil, en önde kendi yanlışlarımızı düzeltmek için gayret gösterelim. Bir kadınla konuşurken yüzüne bakma. Bakma da utansın. Niye utanacak? Saçını açmış. Saçı açıksa ben ona nasıl bakarım? Dinen caiz değil. Elini uzattı, tutma. Tutma da din için bir şey yapmış ol. Ya öyle de olur mu canım bu zamanda? Eline tutma falan filan. Ya bu zamanda zaten yapabilir 2-3 tane ibadetimiz var. Bari onları yapalım ya. Bugün gemide geliyorum da şeyden karşı taraftan. Dedim öyle yani. Bizim yaptığımız 2-3 tane şeyimiz var zaten. Allah onunla merhamet ediyor bize. Bir de onlarda mı yapmayacağız yani? 2-3 tane yaptığımız iş var. Nerede sahabe-i kiramın yaptığı ibadetler şunlar bunlar? Nerede bizde yani? Yaptığımız ibadetlerin 10 kat belki 100 katı kadar Allah nimet gönderiyor bize. Celle Celaluhu. Hiç yani yaptığımız ibadetler onların yanında. Bir de insanların sözüne bakıp bu zamanda olur mu diyeceğiz. He, bu ne demek bu zamanda olur mu ne demek biliyor musun? Bu zamanda Allah'ın emri dinlenir mi canım? Bu demek. Bu zamanda Allah'a mı tabi olacaksın sen? Bu zamanda sen ayetleri mi dinliyorsun? Resul-i Ekrem'in yolundan mı gideceksin bu zamanda sen? Onun dediği sözün asıl manası bu. Farkında değil. Ne demek yahu? Bu zamanda Allah'a mı tabi olacaksın sen? Aynen.
elini tutarken elini geri çektiğin zaman sana kızana aynen böyle diyor sana yani. Bu zamanda el tutmamak olur mu? Tutmayız kardeşim. Bu zamandaki kadın da kadın. Daha beter bir kadın hem de. Bu zamandaki erkek de erkek. Erkekte de değişen bir şey yok, kadında da değişen bir şey yok. Bir tek değişen bir şey var, daha hayasız. Bugün tanışıp akşamleyin zina yapabiliyor. O zaman o kadar da değildiler yani. Daha terbiyesiz bir haldeyiz. Asıl bugün tutulmaması lazım yani. Bu zamanda mı diyor ya? Asıl bu zamanda uzak dur. Bu zamanda iyice edepsiz, hayasız oldu insan. Yüzüne bakma. Bakma da saçı açık diye utansın. Biz böyle yapmazsak, biz öyle bakarsak o zaman o bu düzeni düzeltmek için bir şey yapmamış oluruz. Onlara destek vermiş oluruz. İstediğin kadar kızıyorum de. Halin hareketin onlara destek veriyor. Onun için Allah bizi muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Bir de beş vakit namazımız olmasa o zaman tamam bittik işte. Bu arada işlemiş olduğumuz günahları o siliyor elhamdülillah. Bir de adam diyor ki beş vakit namaz mı kılacağım? İyice çukurdan aşağı doğru yuvarlanırsın o zaman beş vakit kılmadın. İnnel hasenat, estağfirullah, bismillah. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Günde kıldığın beş vakit namaz aradaki işlemiş olduğun günahları siler diyor Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Onun için bir de namaz kılmadın mı Allah muhafaza buyursun. Uçurumdan aşağı atladın demektir yani. Beş vakit namazımızı kılalım eğer bu sistem düzelsin istiyorsak. Yani ruhaniyeti yakalamak istiyorsak. Şimdi mesela eskilerimiz anlatıyor ne? Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem birileri şey yapınca, gıybet yapınca havada koku olurmuş. Pis bir koku. Düşünebiliyor musun? Aslı saadetteki maneviyatın yüksekliğine bak. Bir kişi gıybet ettiği zaman havadaki pis kokudan anlaşılıyor. Dilovasından geçince nasıl anlıyor adam? Koku geliyor ya burnuna. Fabrikanın. Pis koku geliyor. Efendimiz diyor gidin söyleyin bakalım kim gıybet etti. Ya. Şimdi o temiz koku duyduğu zaman anlaşılıyor şimdi. Bence. Her yeri pis sarmış hani. gelin olmuş şehirli bir kız da köye. Tamam mı? Bakmış hep şey kokuyor. Ahır kokuyor yani burası. Ondan sonra. Demiş ben burayı temizleyeceğim böyle olmaz. Her gün sabahleyin kalkıyor süpürüyor yıkıyor falan. Bir hafta sonra oh demiş ya temizledim burayı demiş. Halbuki alışmış ahırın kokusu. Tamam. Şimdi Allah muhafaza buyursun öyle olur maalesef. Her yeri günahsa kokuyor alıştık ya. İnşallah Allah haccı da nasip eylesin, umreyi de nasip eylesin hepimize. İslam'ı daha da önemlisi basiret sahibi kul olup İslam'ın her emrini anlayıp uygulamayı nasip eylesin bizlere. Lillahi Teala Fatiha.